Değerli dostlar, bugün 32 veya 33 farz denilen farzlardan bahsedeceğiz. İslam alimleri bütün Müslümanların bilmeleri, inanmaları ve yapmaları gereken farzları adet olarak tespit etmişlerdir. Mesela 32 veya 33 farz terimi var. Yine 54 farz tabiri de var. İnşallah ondan da ayrı bir konuşmamızda bahsetmeyi arzu ediyoruz. Bugün her Müslümanın bilmesi gereken 32 farz konusunu ele alacağız. Malum olduğu üzere imanın farzları 6. İslam'ın farzları 5. Guslün farzı 3. Abdestin farzı 4. Teyemmümün farzı 2. Buna 3 diyenler de var. Onun için rakam 32 veya 33 diye fark ediyor. Ve namazın farzları 12. Tabii ki biz bu rakamları Hanefi mezhebine göre veriyoruz. Bilhassa fıkhi ahkamla ilgili olarak. Mesela abdestin farzı Hanefi mezhebinde 4'tür. Şafii mezhebinde 6'dır. Maliki mezhebinde 7'dir. Hanbeli mezhebinde 10'dur. 32 veya 33 farz her Müslümanın öncelikle bilmesi ve yapması lazım olan iman ve ibadet bilgileridir. İslam alimleri kitaplarında şu ifadeyi kullanıyorlar. Bir çocuk baligh olduğu, ergenlik çağına geldiği ve bir kafir kelime-i tevhid söylediği zaman, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince ve bunun manasını bilip inanınca Müslüman olur. Kafirin günahlarının hepsi hemen affolur. Fakat bunların her Müslüman gibi imkan bulunca imanın 6 şartını, yani amentü'yü ezberlemeleri ve manasını öğrenerek bunlara inanmaları ve İslamiyet'in hepsini, yani Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği emirlerin ve yasakların hepsini Allahu Teala'nın bildirmiş olduğuna inandım demeleri lazımdır. Daha sonra imkan buldukça bütün huylardan ve karşılaştığı işlerden farz olanları, yani emrolunanları ve haram olanları, yani yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır. Bunları öğrenmenin ve farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın farz olduğunu inkar ederse, yani inanmazsa, maazallah imanı gider. Bu öğrendiklerinden birini beğenmezse, kabul etmezse mürtet olur. Mürtet, la ilahe illallah demekle ve İslamiyet'in bazı emirlerini yapmakla, mesela namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacca gitmekle, hayrat ve hasenat yapmakla Müslüman olmaz. Mürtet, dinden dönen, İslamiyet'ten çıkan manasında bir terimdir. Bu iyiliklerinin ahirette hiç faydasını görmez. İnkarından, yani inanmadığı şeyden tevbe etmesi ve pişman olması lazımdır. Hangi konuda efendim inkara saptıysa o konuda pişmanlık duyması, nedamet ısrar etmesi ve irtidadına, küfrüne sebep olan o söz veya halden vazgeçmesi, tevbe etmesi lazımdır. Şimdi bunları şöyle tekrar bir ifade edecek olursak, imanın şartı 6, İslam'ın şartı 5, namazın farzı 12, abdestin farzı 4, guslün farzı 3, teyemmümün farzı 2. Teyemmümün farzına 3 diyenler de var. O zaman hepsi 33 farz olmaktadır. Bunları kısa kısa söylemek gerekirse, imanın şartları 6 dedik. Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine inanmak. Meleklerine inanmak. Allahu Teala'nın indirdiği kitaplara inanmak. Allahu Teala'nın peygamberlerine inanmak. Ahiret gününe inanmak. Kadere, yani hayır ve şerlerin, iyilik ve kötülüklerin
Allahu Teala'dan olduğuna inanmak. Bunlara bildiğiniz gibi amentü esasları diyoruz. İslam'ın şartlarına gelirsek, kelime-i şehadet getirmek, her gün 5 kere vakti gelince namaz kılmak, malın zekatını vermek, Ramazan ayında her gün oruç tutmak, gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesi. Guslün farzları 3 dedik. Ağzı yıkamak, burnu yıkamak, bütün bedeni yıkamak. Çocukluğumuzda mazmaza istinşak, cümle bedenin pak diye bize öğretirlerdi. Mazmaza ağzı yıkamak, istinşak, burnu yıkamak, bütün bedeni de yıkamak. Abdestin farzları 4. Abdest alırken yüzü yıkamak, elleri dirsekleriyle birlikte yıkamak, başın 1/4'ünü meshetmek, ayakları topukları ile birlikte yıkamak. Topuk dediğimiz sağ ve solda iki çıkıntı halindeki kemiklerdir. Anadolu'da ökçeye de topuk deniyor. Aslında o ayağın arka kısmına ökçe denilmektedir. Teyemmümün farzlarına gelince, cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet etmek. İki eli temiz toprağa vurup yüzü meshetmek. Ve tekrar iki eli temiz toprağa vurup her iki kolu dirsekten avuca kadar sığamak. Efendim işte bu yüz ve kolların meshedilmesi ayrı ayrı zikredildiği için bazen teyemmüm farzları 3 olarak kabul ediliyor ama burada gördüğünüz gibi niyet 1, yüzü meshetmek ve efendim kolları meshetmek de bir madde olarak zikredince 2 oluyor. Namazın farzları 12, dışındaki farzları 7'dir. Bunlara namazın şartları, şurutu salat denilmektedir. İçindeki farzları 5'tir. Bunlara da erkanü salat, rükünleri, namazın rükünleri deniliyor. Bunu 7+5 olarak zikredenler olduğu gibi 6+6 zikredenler de var. Şimdi bu 7+5 formülüne göre zikredecek olursak, dışındaki farzlardan birincisi hadesten taharet. Cünüp ise gusledecek, abdest ise abdest alacak. Necasetten taharet. Bedeni, elbisesi, namaz kıldığı yer temiz olacak. Setre avret. Namazda örtülmesi gereken yerleri örtecek. Hanımların el ve yüz müstesna bütün bedenlerini örtmeleri. Erkeklerin de başlarını örtmeleri, yine ayaklarını örtmeleri, efendim kollarını örtmeleri, pantolon paçalarının ve gömlek paçalarının sıvalı olmaması gibi hükümler de var. Makam sahibi bir insanın huzuruna hangi elbiseyle çıkılıyorsa namazda da mümkün mertebe öyle giyinmeli diye kitaplarda kayıtlar var. İstikbali kıble, kıble cihetine dönme, vakit, namazın vaktinin geldiğinin bilinmesi, vaktin girmesi lazım. Niyet, hangi namazı kılacağına niyet etmesi lazım. İftitah veya tahrime tekbiri, namaza başlama tekbiridir bu. İçindeki farzlarda 5'tir dedik. Kıyam, ayakta durma, kıraat, Kur'an-ı Kerim'i okuma namazda. Rükû, eğilme, secde, yere yatma. Kade-i ahire, bu da oturma. 4 rekatlı ve 3 rekatlı namazlarda 2 kade var. 2 rekatta 1 kade oluyor. Son bir şey söyleyerek bugünkü konumuzu tamamlayalım. İstanbul Üniversitesi eski profesörlerinden
yani eski Darül Fünun müderrislerinden Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri buyurmuştur ki, İslam nikahını yaptıracak olan damat ve gelin 33 farzı bilmeli ve bunlara inanmalıdırlar. Eğer bilmiyorlarsa nikah kıyacak kimse besmele, hamd ve salavat okuduktan sonra, peygamberimize dua ettikten sonra bu 33 farzdan imanın ve İslam'ın şartlarını münasip bir yolla damat ve geline öğretmelidir. Tabii onları imtihan edercesine sormak da uygun olmaz. Zaten heyecan halindeler nikah kıyılacak diye. İmanın şartları 6 şunlar değil mi deyip kendisi sayıp onlara tasdik ettirmeli. Görüldüğü gibi 32 veya 33 farz ne kadar mühim efendim. Eskiden bunları bilmeyen insanlara nikah kıymazlarmış hocalar efendim. Bugün inşallah bu bilgilerle yetinelim. Başka bir sohbette tekrar buluşmak, görüşmek üzere sevgili dostlarım.